Halk arasında bilinen adıyla verem hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Burhan Akbaş hastalık ve kişisel koruma yolları hakkında bilgi verdi. Verem hastalığı ülkemizde 100 binde 30 Yıllık insidans olarak 100 binde 30 civarında rakamlarda seyrediyor. Bu rakamlar öncesinde çok daha yüksekti. Ee, bir 10-15 yıl öncesine göre verem e, yıllık verem hastası, yeni verem hastası e, olasılığı yarı yarıya azalmış durumda. Bu e, iyi bir gelişme. Tüberküloz hastalığı yani verem hastalığı insandan insana bulaşan, daha çok hava yoluyla olan, e, direkt temas değil ama hava yoluyla, damlacık enfeksiyonu dediğimiz bir yolla bulaşıyor. Bu konuşma e, konuşmayla da olabiliyor. E, hapşırık, öksürük, tükürme gibi olaylarla bulaş riski artıyor oluyor. Tüberküloza yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinden bahseden göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Akbaş, tedavi hizmetlerinin tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olduğunu belirterek şunları söyledi. Normal enfeksiyon, iltihap hastalıklarda olduğu gibi ateş, e, kilo kaybı, ...iştahsızlık, haysizlik e, gibi semptomlar olabiliyor. Esas vurucu semptomu kanlı balgam oluyor. Ve e, hızlı kilo kaybı, gece terlemeleri bunlar da esas ve e, spesifik semptomları gibi oluyor. Sıkıntı şu hastalık basit semptomlarla daha çok seyrettiği için ilk 1-2 ay tanı konulmayabiliyor. Yani kişiler kendilerini e, doktora gitmek zorunda hissetmeyebiliyor... O dönemde bulaştırıcı olabiliyor. Tedavi ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü verem savaşlar aracılığıyla yürüttüğü standart tedavi rejimimiz mevcut. Ee, i̇laçlarımızı eczanelerden değil verem savaşlar aracılığıyla ücretsiz olarak hastalara temin edilmekte. Bu anlamda ek bir durum yoksa, ekstrem bir özellik yoksa genel olarak hastalar iki ay yoğun bir tedavi, ondan sonra daha azalmış bir tedaviyle 6 ayı Tamamlıyorlar standart tedavide. Tüberküloz tanısı ve hasta takibi için alınan balgam ve idrar örneği tahlillerinin artık Çanakkale'de açılan tüberküloz laboratuvarında yapılacağını kaydeden Akbaş şöyle devam etti. Yıllardır istediğimiz, talep ettiğimiz, yapmaya çalıştığımız bir e, laboratuvardı. Çünkü Çanakkale için bir eksiklikti. Hastaların %30'una, %40'ına ulaşabiliyorsak afaki, şimdi biz o hastaların belki %80, %90'ına daha erken, daha doğru, daha doğru tedavi, daha doğru tanıyla yol alabiliyor olacağız. Çünkü laboratuvar artık bizim ilimizde ve başka bir yere göndermek, sıra beklemek zorunda değiliz. Tüberküloz tahlillerinin artık Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmesine gerek kalmadığını belirten Tüberküloz Laboratuvarı sorumlusu mikrobiyoloji uzmanı Uğur Dinç, Çanakkale'de yıllık 4000 test çalışılacağını söyledi. Daha önceden de tüberküloz kültürü yapılıyordu ancak... E Bursa'ya, örnekler Bursa'ya gönderiliyordu. Bursa tüberküloz laboratuvarına gönderiliyordu. Ee, şimdi e, biz burada örnekleri belli günlerde topluyorduk. Yani haftanın iki günü gidiyordu. Ee, tabii bir süre örneklerin toplanıp beklemesi gerektiği için testlerin kalitesi çok düşüyordu. Yani e, etkini yakalama olasılığımız azalıyordu. Şimdi bu laboratuvarı kurduğum için gen örnekleri aynı gün içinde çalışacağız Dolayısıyla bunlarda pozitif yakalama yani etkeni yakalama şansımız çok daha fazla olacak.